Evet, herkese merhabalar. Çok sıcak bir İstanbul akşamından herkese selamlar. Bugün aslında çok uzun zamandır uyguladığımız, hatta kriyoablasyon tedavisi denince akla gelen en önemli konulardan biri böbrek kanserleriyle ilgili. Daha önce yayınladığım bir videonun devamı niteliğinde olan ikinci videodan sizlere merhaba diyorum. Aslında böbrek kanserleri konusunu neden bunca zamandır beklemişiz işlemek için açıkçası bilmiyorum. Ancak kriyoablasyon deyince ana konularımızdan biri böbrek kanserleri. Dolayısıyla bu konuyu da geç de olsa bugün işlemiş olalım. Bu videonun birinci bölümünü böbrek kanserleriyle ilgili genel videomuzu izlemediyseniz onu da yine bu kanaldan bularak izleyebilirsiniz. Şimdi arka planımda daha önce Eskişehir, Afyon taraflarında seyahat ederken çektiğim bir gökyüzü var. Bugün size Eskişehir, Afyon taraflarındaki semalardan sesleniyorum. Çok uzun zamandır video çekmiyoruz. Şöyle oldu, bir sabah uyandım. İşe giderken, arabama doğru, otoparka doğru giderken bir baktım ki insanlar arabamın etrafında dönüyorlar. Ellerinde pankartlar, işte yeni video, yeni video diye bağırıyorlar. Ben de artık dayanamadım. Bunca istek sonrası yeni bir video yayınlamaya karar verdim. Tabii bir Avusturya-Viyana macerası devamında iki kere üst üste Londra maceramız oldu. İki İngiltere seyahatimiz sonrası, uzunca bir ara sonrası yeniden videolarımıza başlıyoruz. Evet, İngiltere'ye hayırlı bir iş için gittik. Yok, oğlumuz yok. Yani kız istemeye falan gitmedik. Bir kızım var, o da 12 yaşında. O da evlenecek yaşta değil. Dolayısıyla böyle bir sebebimiz yok. Ama yine hayırlı bir iş için iki kere İngiltere'de bulunduk ve kanalımızı biraz ihmal ettik açıkçası. Şimdi bundan sonra hızlıca başlıyorum. Bugünkü konumuz böbrek kanserlerinde kriyoablasyon. Biz böbrek kanserlerini ameliyatsız tedavi edebilir miyiz? Hangi hastaları ameliyatsız tedavi edebiliriz? Edelim mi? Hangi hastaları tedavi etmeyelim? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Daha önceki videomu izlemeyenler için lütfen bir önceki genel bilgilendirme videosunu da izleyin diye rica ediyorum. Şimdi tabii ki çok da hava sıcak bugün. İstanbul'da ve uzun ve zor da bir konu. Şimdiden sabrınıza sığınarak videoma başlıyorum. Böbrek kitleleriyle ilgili şöyle genel bir giriş yapalım. Böbrek kitleleri son yıllarda, belki son 10 yıldır tamamen tesadüfen saptanan kanserlerden biri olmaya başladı. Çünkü elimizdeki gelişmiş cihazlar, PET-CT cihazları, tomografi cihazları, ultrason cihazları ve bu cihazların rezolüsyonlarının artmış olması, bu cihazların görüntüleme kapasitelerinin, görüntüleme konusundaki başarılarının son derece artmış olması artık böbrek kanserlerini çok küçük safhalarda, çok erken dönemde yakalamamıza imkan veriyor. Dolayısıyla çok çok böyle ileri safhalarda değil de daha çok daha erken safhada böbrek kanserlerini yakalıyoruz. Ne kadarını yakalıyoruz erken safhada? Yani yaklaşık böbrek kanserlerinin %50'sini erken safhada yakalıyoruz. Bu da bizim için tabii ki olumlu bir gelişme. Erken safhada yakalamamızın getirdiği tedavide bir takım avantajlar var. Bu avantajlardan bir tanesi de böbrek kanserinin kriyoablasyonla ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebiliyor olması. Çünkü birazdan bahsedeceğim, erken evre böbrek kanserlerinde eğer biz bu cihazlarla erken safhada yakalayabildiysek kriyoablasyon ile hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Şimdi daha eski yıllarda daha geç safhalarda yakalanıyordu böbrek kanserleri. Tabii daha geç safhalarda yakalanan böbrek kanserlerinde işte neler oluyordu?
İdrarda kan oluyordu, karında şişlik oluyordu ve karın ağrısı oluyordu. Genelde böyle üçlü bir semptom grubu ağrı, idrarda kan ve karın şişliği oluyordu. Ancak o saatten sonra klasik olarak bu hastalığı böbrek kanseri var deniyordu çok çok eskiden. Ama şimdi artık ultrason, tomografi, MR, PET cihazları var ve tesadüfen bile olsa ve başka bir nedenle çekilen tomografilerde ya da başka nedenle çekilen MR'larda çok rahatlıkla artık böbrek kanserini yakalayabiliyoruz. Erkeklerde 6. en sık görülen kanser, kadınlarda ise 9. en sık görülen kanser olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında çok da çok çok da uç bir kanser değil ama yine de en sık gördüğümüz kanserlerden biri de değil. Peki böbrek kanserleri nasıl tedavi ediliyor? Klasik tedavisi, eski yıllardaki klasik tedavisi, ameliyat tedavisi, böbrekteki kanser dokusunun uzaklaştırılması yapılabiliyorsa sadece kitlenin alınması, yapılamıyorsa böbreğin tamamen alınması bu işin klasik tedavisi. Biz buna eğer böbrek tamamen alınıyorsa radikal nefrektomi diyoruz. Eğer böbrek tamamen alınmıyorsa sadece kitlenin bulunduğu yer alınıyorsa, böbreğin bir kısmı alınıyorsa, tamamı alınmıyorsa bunun adı da parsiyel nefrektomi deniyor. Şimdi parsiyel nefrektomi ve radikal nefrektomi ile bugün anlatacağımız kriyoablasyon konusunun nasıl bir bağlantısı var? Bugün size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Eğer tümör böbreğimizin çok büyük bir kısmını kapladıysa, bu hastanın böbrek kanseri olduğunu biliyor isek, böbreği kurtarma şansımız yok ise, tabii ki radikal nefrektomi dediğimiz bütün böbreğin tamamının alındığı ameliyatla bu işin çözümüne varılması zaten klasik anlamda yapılan bir tedavi. Ama son yıllarda böbreğin tamamen alınması yerine sadece kitlenin bulunduğu alan alınabilir mi? Böbreği kurtarabilir miyiz? Böbreğin tamamını alıp hastayı tek böbrekli bırakmak yerine o böbreğin az da olsa işlerine devam etmesi, bir miktar da olsa o böbreğin işlev görmeye devam etmesi, hastanın tek böbrekli kalmamasını başarabilir miyiz? Buna parsiyel nefrektomi deniyor. Nefron koruyucu cerrahi deniyor. Birazdan nefron koruyucu cerrahinin ne olduğundan bahsedeceğim. Şimdi notlarıma da bir bakayım bir taraftan. Peki bu nefron koruyucu cerrahi neden önemli? Çünkü böbreğimiz bizim hayat boyu olması gereken organımız. Eğer böbreklerimiz olmaz ise bu durumda mutlaka diyalize girmemiz gerekir. Bu da bizim hiç hoşlanmadığımız, istemediğimiz bir durum. Bir böbreğimizin alınması durumunda diğer böbreğimiz bizi bir şekilde idare edebilse de uzun yıllar o böbrekte, tek böbrekte yaşayacağımız için onun da başına bir hadise gelmesi durumunda problemlerin oluşacağı, diyalize mahkum kalacağımız gerçeğinden yola çıkarak böbrek kaybını çok istemiyoruz. Bu da bize nefron koruyucu cerrahi ya da parsiyel nefrektomi dediğimiz ameliyatlara itiyor. Peki, parsiyel nefrektomi ya da nefron koruyucu cerrahi hangi hastalarda yapılıyor? Nefron koruyucu cerrahi genelde böbreğin riske edilmemesi gereken hastalarda yapılıyor. Mesela bir kişinin, örnek veriyorum, iki böbreğinde de tümör varsa hem sağ böbreğine hem sol böbreğine alıp bu hastayı diyalize mahkum bırakmamak için burada işte böbreğin tamamen alınmadığı nefron koruyucu cerrahiler yapılıyor. Bu nefron koruyucu cerrahiler sonrasında da tabii ki böbreğin tamamı alınmadığı için sadece böbrek içerisindeki tümörün bulunduğu alan alındığı için burada da tekrardan geriye eğer bir doku bırakılır ise buradan bir nüks ihtimali her zaman tabii ki söz konusu olabilir. Onun oranını hatırlamıyorum.
Yaklaşık %15-16 gibi bir böbrek kanserlerinde böyle bir ihtimal olduğu aklımda kalmış ama tam olarak oranda hata yapıyor olabilirim. Yani hangi hastalara nefron koruyucu cerrahi yapıyoruz? Yani hangi hastalara böbreği tamamen almadan sadece böbreğin içindeki kitleleri alıyoruz? Birincisi dediğim gibi hem sağ böbreğinde hem sol böbreğinde tümör olan hastalarda her iki böbreği de almak yerine sadece sağ böbrekteki tümörün olduğu yere, sol böbrekteki tümörün olduğu yere alıyoruz ki geriye hastaya böbrek dokusu kalsın diye. Onun dışında soliter böbreği olanlarda, yani zaten tek böbreği olan hastalarımız oluyor. Bunlar doğuştan olan hastalar. Mesela doğuştan tek böbrekli olan hastalar. Ya da zaman içerisinde, yıllar içerisinde bir şekilde taş hastalığı nedeniyle, travma nedeniyle ya da bir takım başka daha önce geçirdiği bir kanser nedeniyle bir böbreği zaten öncesinde alınmış olan hastalarda, yani zaten mevcut durumda tek böbreği bulunan hastalarda o böbrekte de tümör çıkması durumunda, yani tek böbreklilerde de yine o böbreği tamamen almıyoruz. Nefron koruyucu cerrahi yoluna başvuruyoruz. Bunun dışında böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği olan bir şekilde şimdilik kendini idare etse de böbrek yetmezliği ihtimali yüksek olan hastalarda yine nefron koruyucu cerrahi yapıyoruz. Onun dışında aldığı bir takım tedaviler nedeniyle, örneğin kanser hastalarında aldığı bir takım tedaviler nedeniyle böbreklerinde zaten hasar oluşma ihtimali bulunan kişilerde, örnek veriyorum, kanser hastasıyız. Şöyle uyduralım. Mesela akciğer kanser hastasıyız. Kemoterapi alıyoruz akciğer kanseri için. Bu kemoterapinin, aldığımız kemoterapinin zaten mevcut böbreklerimize bir toksik etkisi, kemoterapinin böbreklere olan bir takım yan etkisi varsa ve bu durumda da bizim tesadüfen böbreğimizde ikinci bir kanser geliştiyse, burada da yine böbreğin tamamını almak yerine nefron koruyucu cerrahi yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü neden? O böbreği alırsak, hasta tek böbrekli kalırsa, bir taraftan da kemoterapi alıyor ise, o kemoterapiden geriye kalan tek böbrek de zarar görebilir düşüncesi nedeniyle yine böyle böbrekleri risk altında olan kişilerde nefron koruyucu cerrahi yapıyoruz. Yani özetleyelim, çok uzattık. Kimlere böbreği tamamen almadan nefron koruyucu cerrahi yapmak istiyoruz? İşte tek böbrekli kişilerde, böbrek yetmezliği olanlarda, böbrekleri risk altında olanlarda ve iki taraflı kanseri bulunan kişilerde böbrekleri tamamen almak yerine nefron koruyucu cerrahi yapılıyor. Yani bu cerrahiye kadar olan kısmı böylelikle bitirmiş olalım. Böbreğin tamamı alınırsa bunun adı radikal nefrektomi oluyor. Böbreğin bir kısmı alınıyor ise bunun adı da nefron koruyucu cerrahi oluyor. Peki böbrek kanserlerinde böbreği tamamen almayalım. Böbreğin içerisindeki kanserli dokuyu da almayalım. Yani orayı da cerrahi yapmayalım. Nefron koruyucu cerrahi de yapmayalım. Tamamen böbreği almayalım. Böbreğin içerisindeki sadece kitlenin olduğu bölümü de almayalım. Bunu alternatif ne yapabiliriz dediğimizde burada işte karşımıza kriyoablasyon tedavisi çıkıyor. Bu kriyoablasyon tedavisi birazdan bahsedeceğim. Kimlerde yapılıyor? Birinci evre böbrek kanserlerinde yapılıyor. Yani ilerlememiş, tesadüfen saptanmış, boyutları henüz 4 santimi geçmemiş olan tümörlerde ameliyatla bütün böbreği almak yerine ya da sadece tümörün bulunduğu bölgeyi almak yerine bu iki cerrahi yerine ablasyon tedavisi, kriyoablasyon tedavisi yapılabiliyor. Bir daha söylüyorum, kimlerde yapılabiliyor? Birinci evre T1 tümör dediğimiz, birinci hatta T1A tümör dediğimiz birinci dönem hastalığı bulunan tümörü 4 santimin üzerinde olmayan hastalarda hastalara ameliyat yapmak yerine böbreği tamamen almak ya da kitlenin bulunduğu yeri almak yerine
buralara iğnelerle girerek kriyoablasyon tedavisi yapılabiliyor. Peki başka hangi durumlarda yapılabiliyor? Metastatik olan hastalarda o böbreğimizdeki metastaz diyelim ki oradan kopup bir kemiğe gitti. Böbrek kanseri, ileri evre bir böbrek kanseri düşünelim. Oradaki böbreğin içerisindeki kanser dokusu kan yoluyla oradan ayrıldı. Diyelim ki omuzumuzdaki bir kemiğe gitti. Oraya metastaz yaptı. Orada diyelim ki ağrı oluşturuyor ya da bir problem yaratıyor. Oradaki metastaz olan alanı yok etmek için ablasyon, kriyoablasyon yapılabilir. Bunun dışında hangi durumda yapılabilir? Diyelim ki böbrek kanseri nedeniyle opere olduk ve böbreğimizin tamamı alındı ya da böbreğimizin içerisindeki sadece o tümörlü alan alındı. Ya böbreğimiz tamamen alındıktan sonra o böbreğin bulunduğu alanda ya da böbreğimiz içerisindeki o küçük alanı aldıktan sonra o küçük alanı aldığımız alanda yeniden bir tümör olursa yani kanserli dokumuz nüksederse böbreği aldık ama böbreğin bulunduğu yerde yeniden bir tümör daha çıktı. Ya da böbreğin içerisindeki tümörü aldık ama böbreğin içerisinde küçük bir tümör yeniden çıktı. Bu durumda işte bu iki durumda da yine kriyoablasyon yapılıyor. Ama böbrek kanserlerinde en sık uyguladığımız ana endikasyon böbrekte 4 santimin altında olan tümörlerde hastayı ameliyat etmeden hastaya herhangi bir ameliyat yapmadan dışarıdan iğnelerle girerek bu tümörleri yok etmek, iğnelerle ablasyon tedavisiyle ortadan kaldırmak. Peki bu ablasyon tedavisini sadece dondurarak kriyoablasyonla mı yapıyoruz? Son yıllarda daha modern, daha gelişmiş, daha yeni, daha konforlu, yan etkisi daha az bir tedavi olduğu için evet. Ama eskiden beri uyguladığımız RF tedavisi, yine dışarıdan tümörün bulunduğu yere girerek o bölgeyi yakma tedavisi de yapılabiliyor. Ama biraz böbrek tümörlerinde uyguladığımız yakma tedavileri yerine son yıllarda böbrek tümörlerinde dondurma tedavileri, yani kriyoablasyon dediğimiz tedavi daha güncel olduğunu söyleyebilirim. Peki, yani bunlar ne kadar güncel diye sorabilirsiniz. Onkologların birçoğunun takip ettiği NCCN kılavuzlarına göre son kılavuzda birinci evre az önce bahsettiğim 4 santimin altındaki birinci evre böbrek kanserlerinde alternatif yöntemler arasında bu tedavi artık yerini almış durumda. Bu bir bilimsel bir tedavi. Tabii bazen şöyle oluyor. Yani biz bunları anlatınca bu konularla hiçbir alakası olmayan hekim grubu daha hiçbir kriyoablasyon konusunu duymamış ya da bu tedaviyle ilgisi bilgisi olmayan bir hekim ya da bu konunun uzağında olan bir hekim ve biraz bunlar deneysel tedaviler ya da işte eksperimental tedaviler gibi gelebiliyor. Ancak öyle değil. Bilimsel olarak bu bütün dünyada uygulanan, çok da sık uygulanan, hatta neredeyse küçük tümörlerde imkan varsa her zaman rutin olarak uygulanan bir tedavi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi konumuzun biraz daha renklenmesi amacıyla ben de sizlere bir ekran paylaşımı yaparak diyelim. Konuyu biraz daha detaylarıyla anlatmak istiyorum. Şimdi evet bir ekran paylaşımı yapabilir miyim? Evet umarım görebiliyoruzdur. Yoksa da ben ekranın şurasına yok şu kısma şuraya bu resimleri koyacağım. Evet, kendi resmini de şöyle kenara alayım. Şimdi
Önce biraz böbrekten bahsedeyim. Burada ekranda gördüğümüz gibi aslında böbreğimiz böyle fasulye şeklinde, böyle herkesin neredeyse kendi yumruğu kadar 10 santim, 10, 10, 12, 13 santim boyumuza göre 10-12 santimlik bir organ. Bu böbreğinizin görevi idrarı süzmek, idrar oluşturmak, kanı süzmek, idrar oluşturmak. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bunu hep söyleyeceğim ama unutuyorum. Yani bu konulardan da tabii insanlar sıkılıyor. Biraz gündelik böyle gündelik mesajlar da verme adına burada bir su içmenin öneminden bahsedeceğim. Genel gözlemim, tabii bu bilimsel bir şey değil ama benim yani kendi gözlemime göre Türk insanı, özellikle çalışan kesim çok fazla su içmiyor. Dolayısıyla su içmeyi unutmamamız lazım. Bol su içmemiz gerekiyor. Sorulan soru şu: ne kadar su içeceğiz? Ne kadar su içmeliyiz? Bununla ilgili çok sık ben kendim çevremden de soru alıyorum. Şöyle, kilomuzu bayansak, bayanlar için söylüyorum. Kilomuzu 33 ile çarpıyoruz. Erkeksek 35 ile çarpıyoruz. Örnek veriyorum. 70 kilo, 60 kilogramlık bir bayansak 60 çarpı 33 çarpıyoruz. Kaç çıkıyor? Diyelim ki 1700 çıkıyor. 1700 cc, 1700 mililitre su almamız lazım. İşte erkeksek 70 kiloysak diyelim ki, ya da 75 kiloysak, 75 kilo çarpı 35. Erkeklerde 35 ile, kadınlarda 33 ile, 32 ile 33'te çarpıyoruz. O bulduğumuz rakam bizim bir günde kaç mililitre su içmemiz gerektiğini söylüyor. Yani 70 kilogramlık biri, 70 kilogram çarpı 35 kaç çıkıyorsa, 2100 çıktı diyelim ki, 2100 mililitre, 2 mililitre 100 mililitre su içmemiz gerekiyor. Yani su önemli. Şimdi su içtik, kanımızda bol miktarda su oluştu, metabolik bir sürü atıklar oluştu. Böbreğimiz bu, şurada ekranda gördüğünüz böbreğimiz bu idrar havuzuna idrar oluşturuyor ve burada kırmızı oklarda gördüğünüz şekilde bu idrar havuzundan aşağı doğru, mesaneye doğru, burada mesane yazdım, mesaneye doğru idrarı gönderiyor. Nereden gönderiyor? İdrar kanalı. Bu bizim idrar kanalımız. Burası idrar kanalı. Buradaki fasulye gibi olan alanda bizim böbreğimiz. Böbreğimizin ortasında, bu idrar havuzu dediğimiz yerin dışında, etrafında diyelim, korteks dediğimiz, burada bakın şöyle gösterdiğimiz, kırmızıyla gösterdiğim korteks dediğimiz bir kabuk kısım var. Yani o ortada idrar havuzu var, etrafında bir korteks dediğimiz bir idrar oluşturan bir kabuk kısım var. İşte bu kabuk kısmı çok çok önemli. Bu bütün olaylar, bütün hadiseler kortekste cereyan ediyor. Yani idrarı oluşturabilmemiz için bu korteksimizin, bu kabuk kısmının sağlam olması lazım. Peki, nefron ne peki? Nefrona bakalım. Ops, pardon. Evet. Buradan yapıyoruz. Bakalım. Kardeşimi durdurabilirim. Evet. Böyle açtık. Peki nefron dediğimiz şey ne? Bakın bir de nefronu anlatalım. Nefron dediğimiz şey böbreğimizin içerisindeki bir süzgeç diyelim. Bir süzme aparatı, bir süzme birimi. Bu her bir birime bir nefron diyoruz. Bakın burada böyle beyazla gösterdiğimiz bir kapsül gibi bir yapı var. Bu yapının içerisine böyle C şeklinde, ekranda görüyorsunuzdur herhalde, şöyle C şeklinde bir yapı var. Beyazla göster. Bu yapının içerisine gelen kan dediğimiz bir atar damar diyelim. Bir atar damarda kırmızı renkte gösterdiğim kan geliyor ve okları görüyorsunuz. Bu C şeklindeki yapının içerisinde dolaşıyor, böyle sirkülasyon gösteriyor ve buradan giden kan diye gösterdiğim mavi damarla ayrılıyor.
Kırmızı damarla kan geliyor, maviyle ayrılıyor. Kırmızıyla geliyor, maviyle ayrılıyor. Kan dolaşımı bu C şeklindeki yapının içerisinde sürekli sirküle oluyor, devir daim oluyor. Ve bu devir daim sırasında şurada gösterdiğim kırmızı okla idrar oluşuyor. Bu idrar bu C şeklindeki kanalın içerisine giriyor. Böyle aşağı doğru sifon gibi önce aşağı doğru geliyor. Buradan tekrar yukarı doğru çıkıyor. Bu kanalın belli yerlerinde böyle genişlemeler var. Aşağı doğru inen idrar tekrar o geniş alandan tekrar geçiyor. Sonra da tekrardan hop diye aşağı doğru yol alıyor ve idrar bu kanalın içerisinden oluşmuş oluyor. Yani gelen kan ve giden kan bu C şeklinde olan yapının içerisinde sürülüyor. Bu sürülen idrar bu sarı okları takip ederek idrar kanallarından yoluna devam ediyor. Peki nefron bu şekilde. Peki bu nefronla böbrek arasında nasıl bir ilişki var? Ona da bakalım. Şöyle açıyoruz. Evet. Peki bu nefron nerede? Şimdi bu az önce gösterdiğimiz böbrek korteksi var ya, burada kırmızıyla yazdım. Dış katmana biz korteks diyorduk. Bakın nefronu o korteksin olduğu yere çizdim ben. Yani bu kırmızıyla geliyor, maviyle ayrılıyor. Buradaki yapı ve buradaki bu C şeklindeki yapı ve buradaki bu önce aşağı inip tekrar yukarı çıkıp sonra tekrar aşağı giden alan. Yani bu nefron dediğimiz yapı bu böbreğin içerisinde, yani bu korteksin içerisinde. Peki nefron burada böyle bir tane mi? Yani ben burada şimdi bir nefron çizdim. Hayır, aslında nefron dediğimiz şey mikroskopla görünmeyecek, mikroskopla ancak görünebilecek ya da mikroskopla bile görünemeyecek kadar küçük yapılar. Böbrek korteksimizin içerisinde milyonlarca, bilmiyorum belki milyarlarca nefron var. Dolayısıyla bizim böbreğimizde aslında bu böbreğimizdeki hadiseyi oluşturan, idrar oluşturan, idrarın kanın sivrilmesini ve idrarın oluşmasını sağlayan yapı aslında nefron. Yani dolayısıyla burada bizim neyi korumamız lazım? Nefronlarımızı korumamız lazım. Böbreğimizde hasar olursa ve biz bu nefronlarımızı koruyamazsak böbreklerimiz idrar oluşturamaz. Yani kanı süzemez ve nefronlar vasıtasıyla idrar oluşturamaz. Bu durumda böbrek yetmezliği olur. Böbreklerimiz çalışmıyor demektir. Ve diyalize gitmemiz gerekir. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bizim nefronlarımızı korumamız gerekiyor. Peki bu kortekste bir tümör olursa ve biz bu tümörü alacağız diye buradaki nefronların hepsini alırsak ne olur? Nefronlarımızı korumamış oluruz. Dolayısıyla bu cerrahi nefron koruyucu cerrahi olmaz. Buradaki amacımız ne? Korteksimizi oluşturan milyonlarca, burada ben bir tane çizdim ama milyonlarca nefronumuzun mümkün olduğunca bizde kalması, cerrahiyle alınmaması, geriye bol miktarda nefronun bize sağlıklı bir şekilde kalması. Çünkü o idrar oluşturacak ve böbrek fonksiyonlarının devamını sağlayacak. İşte nefron koruyucu cerrahi kelimesi buradan geliyor. Günümüzde bütün cerrahiler, bütün her şey laparoskopik yöntem, kapalı yöntem, minimal zarar vererek, hiç zarar vermeyerek gerçekleştiği için nefron koruyucu cerrahinin mantığı da böbreğe yine zarar vermeden bu işlevleri, bu işlemleri yapmak. Evet, şimdi konumuzla ilgili kısmı da şu. Şimdi kriyoablasyona yavaş yavaş geçiyoruz. Bir böbreğimiz var. Burada böbrek içerisindeki detayları çizmedim ama böbreğimizin içerisinde kortekste bir kitlemiz olsun. Burada fasulye şeklinde bir böbrek, idrar kanalı ve içindeki kitleyi sarı olarak görüyorsunuz. Şimdi biz burada öyle bir şey yapmamız lazım ki bu böbrek içerisindeki kitleyi tedavi ederken burada bir sürü milyonlarca nefron var. Bu kitleyi buradan uzaklaştırmalıyız, öldürmeliyiz ama nefronlara da zarar vermememiz lazım. Dolayısıyla bu ekranda gördüğünüz kadar küçük bir kitle için bütün böbreği alsak zaten böbreksiz kalacağız.
Parsel nefrektomi ya da nefron koruyucu cerrahi dediğimiz işlemi yaparken yine böbreğimizin bu kitlesini alırken etrafındaki birçok nefronu da almamız gerekecek. Dolayısıyla tabii ki yapmamız gerekiyorsa böyle bir cerrahi yapıyoruz ama buna alternatif olarak ne olabilir? Yani ameliyat bile etmeden, yani nefron koruyucu cerrahi bile yapmadan ne yapabiliriz? İşte burada son yıllarda kriyoablasyon gündemimize geliyor. Nasıl tedavi ediyoruz? Böyle bir kitleyi nasıl tedavi ediyoruz? Böyle bir kitleyi şöyle tedavi ediyoruz. Bu kitleye lokal anestezi altında burada gördüğümüz gibi dışarıdan ultrasonla, tomografiyle görüntüleyerek tomografi çekerken ya da ultrason yaparken görüntüleme kılavuzluğunda ablasyon iğnelerimizi tümörün içerisine yerleştiriyoruz. Bu yerleştirdiğimiz iğneleri tamamen ağrısız, tamamen uyanık lokal anesteziyle hiçbir ağrı olmadan gerçekleştiriyoruz. Burada nefron koruyucu cerrahi ile bu yaptığımız ablasyon işlemleri arasındaki en büyük fark bu kriyoablasyon işlemlerinin tamamen aslında uyanıkken yapılıyor olması, anestezi yani lokal anesteziyle yapılıyor olması, genel anestezi yapılmıyor olması, iğne deliğinden gerçekleştiriliyor olması, bir işte ciltte bir kesi, dikiş olmaması, ameliyathane ortamında olmaması, bir ultrason odasında ya da bir tomografi odasında yapılabiliyor olması, ameliyattan sonra hastanede kalma süresinin son derece az olması, hatta aynı gün hastaların tedavi taburcu aynı gün tedavi taburcu edilebiliyor olması, ameliyattan sonra ağrı olmaması, buraya diren yerleştirilmemesi, işte ameliyattan sonra hastanede kalış süresinin çok kısa olması, işte pansuman gerektirmemesi, bütün bu saydığım sebepleri üst üste koyarsak kriyoablasyon yani bu az sonra anlatacağım yöntemde böbrek tümörlerinin tedavi edilmesi bütün dünyada böbrek kanserlerinde son derece sık olarak kullanılan bir yöntem. Evet, buradaki resmimize dönecek olursak lokal anestezi altında tamamen şu anda hasta uyanık olduğunu düşün. Hasta uyanık ultrason odasında ya da tomografi odasında görerek doğru yere girdiğimizden emin olarak bu iğneyi kitlenin ortasına yerleştiriyoruz. Bu iğnenin kriyoablasyon iğnesinin dışarıda bir jeneratörü var. Cihazı çalıştırdığımız zaman bu iğnenin uç kısmında bir burada bakın beyazla gösterdiğim iğnenin uç kısmında bu kitlenin içerisinde olan bölgesinde bir donma alanı oluşmaya başlıyor. Buradaki donma alanından kastım kaç derece? Yani biz burayı soğutuyoruz ama kaç dereceyle soğutuyoruz? Sıfırın altında tam iğnenin geçtiği bölgeden bahsediyorum. Sıfırın altında eksi 140 dereceye kadar şu anda mevcut güncel cihazlarımızla eksi 140 dereceye kadar soğutuyoruz. Soğutmaya başlıyoruz. Şu anda işlemimiz başladı ve iğnenin çevresinde burada beyazla gördüğünüz donma işlemi başladı. Donma işlemi dakikalar içerisinde devam ettikçe bakın böyle daha bir beyaz hal almaya başladı. Kitlenin içerisinde iğnenin etrafında yaklaşık ikinci, üçüncü dakikada cihaz çalıştıktan sonra böyle bir donma alanı oluşuyor. Daha sonra yaklaşık bir 7-8 dakika sonra bunları kapatayım. Pardon. Evet, yaklaşık 7-8 dakika sonra neler oluyor? Bakın bu donma alanı gitgide büyüyor. Yani bizim kitlemizin yavaş yavaş tamamına yakını donmaya başlıyor ve yaklaşık bir 10. dakikaya yaklaştığımızda böyle bir kitlenin, tabii burada kitlenin boyutu da çok önemli ama yaklaşık 8-9 dakikada oldukça büyük bir alan donuyor. Süreyi biraz daha uzatırsak yaklaşık 10. dakikadan sonra buradaki kitlenin tamamının donduğunu görüyoruz. Donmadan kastım şu, gerçekten orada ice ball dediğimiz bir buz topu oluşuyor. Yani dokuyor bir buz topuna
çevriyoruz. Sıfırın altında eksi 140 dereceye kadar, hatta eksi 140 derecenin de altında soğutuyoruz. Nereye soğutuyoruz? Buradaki kitlenin bulunduğu alana. Peki bu kitleyi böyle tam kavurabilecek şekilde, tam kapsayacak şekilde mi donduruyoruz? Hayır. Biraz daha bekliyoruz. Kırılabasının en büyük özelliği bu. Biraz daha bekleyince bu donma alanı iyice büyüyor. Yani bizim ortadaki kitlemizin bir 5 milim, 6 milim dışına da taşıyacak şekilde bu kitlemizin etrafını bir miktar sağlam dokuyla içine alacak şekilde tamamen donduruyoruz. Bu görüntüye ulaşmamız cihazdan cihaza değişmekle birlikte şu anda kullandığımız Türkiye'de bütün dünyada kullanılan standart cihazı kullanıyoruz. İki cihazımız daha var. Yolda geliyor. Bütün dünyadaki standart cihazlar yaklaşık 10. 12. dakikada bu tam donma işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Burada biz kaç dereceye çıkmamız lazım, inmemiz lazım? Kaç dereceye inersek burada tamamen buradaki dokuları öldürmüş oluruz. Burada bahsedilen sıcaklık 20 derecenin altına düşmek. Yani eksi 20'den sonra, hatta eksi 19'dan sonra, eksi 19, eksi 20, eksi 21, eksi 22, eksi 25, eksi 30. Yani eksi 20'nin altındaki bütün sıcaklıklar ölümcül sıcaklıklar, letal sıcaklıklar olarak geçiyor. Dolayısıyla biz oldukça geniş bir alana, sıfırın altında işte minimum 70, 80, 90 gibi, eksi 140 gibi çok düşük sıcaklıklara, ısı değerlerine çektiğimiz için buradaki hücreler ölmüş oluyor. Bizim hücrelerimiz kabaca söyleyeyim eksi 20 derecenin altında ölüyorlar. Peki bu dokuyu bu şekilde dondurduk. Yani hepsini dondurabildik mi? Nereden biliyoruz? Şu anda işlem yapıyoruz. Burada bir buz topu oluşturduk. Buz topunu görebiliyoruz. Yani sıcaklığı göremeyiz ama orada bir buz oluşumu varsa buz fiziksel olarak görülen bir şey olduğu için onu biz o buzu dokunun içerisinde oluşan buzu ultrason veya tomografide görüyoruz. Bunu hep bana soruyorlar. Yani buzu orada oluşan buzu görebiliyor muyuz diye. Evet, buz fiziksel bir yapı olduğu için mesela masamızın üzerine buz koyduğumuz zaman o buzu görebiliriz. Çünkü orada bir kitle oluştuğu için ya da bardağın içindeki buzu orada bir kitle oluştuğu için görebiliriz. Ama bu odanın içerisindeki sıcaklığı göremeyiz. Isı görebildiğimiz bir şey değil ama buz bir kitle olduğu için buzu görebiliyoruz. Dolayısıyla burada oluşturduğumuz, böbrek içerisinde oluşturduğumuz buzu da ultrason veya tomografiyle görebildiğimiz için işlem sırasında kitlenin tamamı donmuş mu, bu buz topu, ice ball dediğimiz bu buz topu kitlenin tamamını kapsıyor mu? Bunu rahatlıkla, çok rahatlıkla görüyoruz. Bunun bize verdiği bir avantaj şu. Gerçekten bu buz topuyla kitleyi tamamen dondurabildik mi? Yoksa bu buz topunun kapsamadığı, tümörün tam olarak donmadığı alanlar kaldı mı geride? Bunu da görme şansımız oluyor. Dolayısıyla buzun görülebilir olması, ultrason ve tomografide görülebilir olması bizim tümörü tamamen dondurduğumuz ya da tamamen donduramadığımız hakkında bize bilgi veriyor. İşte siz daha önceden bahsettiğim yine böyle iğne yerleştirerek yaptığımız radyo frekans, mikrodalga gibi yakarak yaptığımız işlemlerde orada ısı oluşuyor ama fiziksel bir madde şekillenmediği için o ısı orayı gerçekten yakıyor mu, nereleri yakıyor, nereleri yakamıyor bunu göremiyorduk ama burada bir ice wall dediğimiz bir buz oluştuğu için bu buzun tümörü gerçekten kapsayıp kapsamadığını ya da açıkta bir alan varsa nerelerin donmadığını rahatlıkla görmemiz gerekiyor. Yani yakma işlemlerine en büyük avantajı avantajlarından biri daha doğrusu bu. Peki burada bir böyle bir buz topu oluşturduk. Burayı dondurduk. Peki işimiz bitti mi? Hayır. Burada eksi 20 derecenin altına inmek, burada biz eksi 140 dereceye hatta daha düşük sıcaklıklara düştüğümüzü söylemiştim. Buradaki hücrelerin ölmesi için yeterli olacaktır. Ancak cihaz bunu garanti altına almak için, daha doğrusu sistem, kriyoablasyonun çalışma sistemi, mantığı bunu garanti altına almak için ne yapıyor?
Cihaz, bu iğne bizim dondurduğumuz dokuyu oluşturduğumuz buz topunu tekrar eritiyor. Biz buna işte defrost, defreezing ya da işte thaw modu diyoruz. Tekrardan melting dediğimiz, tekrardan bu oluşan buzu tekrardan eritiyor. Şimdi şöyle, bu soğuma işlemi yavaş yavaş gerçekleştiği için, yani orada hissettiğim, önce küçük bir buz oluşuyor, sonra biraz daha buz büyüyor, tamamen büyüyor, bütün tümörü kaplıyor, sonra işte tümörün etrafını da bir miktar kaplayacak şekilde donuyor. Bu ne oluyor? 10-12 dakika, 15 dakika kadar sürüyor tümörün boyutuna göre. Bu böyle yavaş bir şekilde 10-15 dakikada donduktan sonra cihaz bunu tekrar bir 10-15 dakika içerisinde tekrar eritiyor. Yani vücudumuzda zaten 36 derece ısı olduğu için tekrar bu 36 derece vücut ısısına kadar tekrar getiriliyor ve bu buz erimiş oluyor. Peki bu buz eridikten sonra ne oluyor? Cihaz bunu sonra tekrar donduruyor. Yani bu dondurma işlemini yeniden gerçekleştiriyor. Biz bir donma işlemi yapmıştık. 15 dakika geçti. Cihaz bu buzu tekrar eritiyor. O buz eridikten sonra tekrar başlıyor, tekrar donduruyor. Yani aynı bölgeyi donduruyor, eritiyor, sonra tekrar donduruyor, tekrar eritiyor. Bunu biz kaç siklus yapacağız? Yani dondurup eritme, dondurup eritme. 3 kere mi dondurup eriteceğiz? 2 kere mi dondurup eriteceğiz? 1 kere mi yapacağız? Onu biz belirliyoruz. İşte bununla ilgili kılavuzlar var. İşte hangi tümörlerde ne kadar donduracağız, kaç dakika donduracağız, kaç dakika eriteceğiz. Bunları biliyoruz tümörlerde. Bir takım protokoller var. Böbrekte de yine kaç dakika donduracağımız, kaç dakika eriteceğimiz belli. Cihazdaki programlamayı, ayarlamayı ona göre yapıyoruz. Tabii burada ben böyle şekil üzerinde bunu bu şekilde anlatıyorum ama aslında bunun dışarıda bir cihazı var ve büyükçe bir cihaz ve bir ekranı var. Ultrason ekranı gibi. Onun üzerinden işte kaç derece sıcaklığa düştük, ne kadar dondurduk, kaç dakika dondurduk, kaç dakika erittik, kaç döngü yaptık bunu ya da yapacağız, onların hepsini programlıyoruz ve cihaz bunları otomatik olarak gerçekleştiriyor. Biz de o cihazdan işlemi takip ediyoruz. O cihazı dışarıda kullanan, biz işlem sırasında steril bir şekilde hastaya müdahale ederken o cihazı da kullanan ayrıca bir o cihazın görevlisi oluyor. O da bizle birlikte ekranda olayları takip ediyor. Evet, bu dondurduk, erittik, dondurduk, erittik diyelim ki 2 kez dondurduk, erittik, dondurduk, erittik ve bu şekilde bu tümörümüzü yok ettik. Daha doğrusu bu tümör hücrelerini yok ettik. Daha sonra ne oluyor? Bu iğneyi buradan çıkarıyoruz. İkinci kere erittikten sonra ve olay bitiyor. Hasta uyanık, işlemimiz bitti. Tümörü dondurduk, erittik, dondurduk, erittik. İğnemizi çıkardık. Tekrardan bir kontrol yaptık, ultrason yaptık ya da tomografi yaptık. Hiçbir sorun yok. Hasta normal giyiniyor. Herhangi bir ağrısı yoksa, herhangi bir özel bir durum yoksa hasta giyiniyor, oturuyor, bekliyor ya da yatarak yarım saat, 40 dakika uzanıyor. Sonra giyiniyor, evine gidiyor. Hollanda'da, Almanya'da işlem biter bitmez hastayı kaldırıp giydirip evine gönderiyorlar. Biz yine de temkinli oluyoruz, ne olur ne olmaz diye. En azından birkaç saat yatırıyoruz. Bazen çok yaşlı hastalarda ya da duruma göre özel bir durum varsa bir gün yatırarak takip ediyoruz. Burada takiplerimizdeki ana amacımız hani hasta gözümüzün önünde olsun diye yapılıyor. Ama normalde böbrek ablasyonlarından sonra herhangi bir ağrı sızı olmuyor. Hasta normal hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebiliyor. Peki soru, biz oradaki tümörü ameliyatta çıkarmadık. Orayı dondurduk, erittik, dondurduk, erittik. Oradaki hücreler öldü. Peki o hücre orada ne oldu? İşte ölü doku olarak orada kalıyor. Daha sonra o doku nereye gidiyor? Bizim çöplü hücrelerimiz tarafından ölü dokular oradan böyle yenerek birçok çöpçü hücremiz var. İşte doku makrofajları var, mastlar var vesaire. İşte histiyositler var. Dokularımızın arasında gezip ölü dokuları uzaklaştıran hücrelerimiz var. Bu hücreler geliyor buradaki böbrekteki ölmüş dokuları oradan alıyor götürüyor. Nasıl ölü kemik dokumuz, ölü cilt dokumuz, işte ölü al yuvarlarımız, ölü ak yuvarlarımız, vücudumuzda da bir sürü hücre ölüyor tabii. Bu hücreler nasıl
doku temizleyen yani çöpçü hücreler tarafından temizleniyorsa buradaki böbreğimizdeki ölü doku da zaman içerisinde bu çöpçü hücrelerle temizleniyor ve buradaki böbrek tümörü kayboluyor. Biz hemen işlemden bir gün sonra ve ultrason tomografi yaparsak tabii ki orada hemen bir günde kaybolmuyor ama işte 3. ay, 6. ay, 1. yıl kontrolünde oradaki dokunun iyice küçüldüğünü, bazen çok küçük bir hani minik bir ölmüş doku olarak kaldığını görüyoruz. Tabii böyle 1 yıl, 2 yıl gibi süreler beklemek yerine 1. ayda, 2. ayda, 3. ayda yaptığımız MR'larda, tomografilerde buradaki böbrek tümörünün artık kontrast madde tutmadığını, yani ölü doku haline geldiğini biz o kadar uzun zaman beklemeden, yani küçülmesini, iyice kaybolmasını beklemeden de oradaki dokunun öldüğünü tomografi ve MR'la anlayabiliyoruz. Evet, bu tedavinin paylaşımı durdurayım artık. Durdurmadan önce şunu da göstereyim. Peki bu tedavinin, az önce söylemiştim ama ben yine de göstereyim. Evet, bu tedavinin, yani şimdi bu bilimsel bir şey mi? Yani bu tedavi uydurmasyon bir tedavi mi? Bilmeyen konuyla konunun uzağında olan insanların bilemediği nokta bu olabiliyor. Tabii ki bizim ürologlarımız, onkologlarımız bu konuyu çok iyi biliyorlar ama konuyla ilgili olmayan hekimlere biraz uzak gelebiliyor. İşte bu NCCN kılavuzunda burada işte versiyonu yazıyor 3-2022. Bir kitlemiz var. Diyelim ki şurada bakın stage'in altında stage 1A. Burada neler yapılabiliyor? Tedavi seçenekleri, parsiyel nefrektomi, ablatif teknikler, izlenmesi, radikal nefrektomi. Buradaki ablatif teknikleri de burada aşağıdaki açıklamadan baktığımız zaman burada kriyosurgery veya radyo frekans, size söylediğim daha eski ablasyon yöntemleri ya da kriyosurgery denilen işte kriyoablasyon tedavisi bu kılavuzun içerisinde. Şu anda güncel olarak 2022 yılında bu bir bilimsel metot olarak NCCN kılavuzunda bulunmaktadır. Ah tamam. Şimdi bu paylaşımı buradan durdurayım. Evet şöyle toparlayalım. Bayağı uzun bir süre oldu herhalde. Yani kaç dakika oldu bilmiyorum ama evet. Böbreğimizde tümör var. Kanser olduğunu düşünüyoruz ya da biliyoruz kanser olduğunu. Boyutu 4 santimetrenin altında. Ameliyat olmak istemiyoruz. Böbrek kaybetmek istemiyoruz. Böbrek kaybı yaşanmaması gereken bir hasta grubuyuz. Bütün böbreği almak istemiyoruz. Sadece tümörü yok etmek istiyoruz. Bu durumda kriyoablasyon, nefron koruyucu cerrahiye bir alternatif olarak az önce size kılavuzda da gösterdiğim gibi güncel yeni cerrahilere alternatif bir kapalı yöntem olarak karşımıza çıkıyor efendim. Bunların avantajından bahsedeyim. Bir ameliyat değil, iki dikiş yok, üç kesi yok. Hastanede kalış süresi çok çok kısa. Az önce söylediğim gibi Hollanda'da, Almanya'da hemen işlem sonrası giydirip gönderiyorlar evine hastaların. Biz tabii o kadar hani alışık olmadığımız için halk olarak da biz yine gözlemliyoruz. Bazen duruma göre bir gün ne olur ne olmaz herhangi bir müdahale yapmayacak olsak da hasta sırf gözümüzün önünde olsun diye birkaç saat ya da bazen bir gün hiçbir sorunumuz olmasa da yatırıyoruz hastalarımızı. Ama hastalar normal işte odalarında yatıyorlar yani bir şey yapıldığından değil. Ağrı olmuyor, bitiş olmuyor, iz olmuyor, bir kesi olmadığı için bunlardan bahsedebilirim. Onun dışında küçük bir iğne deliğinden girilerek yapılıyor. Tamamen lokal anestezi yapılıyor. Hasta uyumuyor. İşlem sırasında normal bizle konuşarak hasta bizimle sohbet ederek bu işlem gerçekleşiyor. İşlemden sonra hemen ayağa kalkabiliyoruz. Hemen yemek yiyebiliyoruz. Hemen tuvalete gidebiliyoruz. Yani bu tür kısıtlamalarımız yok. Aynı gün eve gidebiliyoruz. Başka bunlar. Bir ameliyat değil. Bir
dışarıdan iğnelerle girilerek yapılan bir ablasyon tedavisi. Eski yıllarda yakma tedavisi yapıyorduk. Son yıllarda burada size anlattığım kriyoablasyon tedavisi, yani dondurma tedavisi yapıyoruz. Kılavuzlarda efendim yer almaktadır. İsteyen kişi ensesi kılavuzlarını açıp benim gösterdiğim kılavuzu bulabilir. Bütün dünyada böbrek kanserlerinde, erken evre böbrek kanserlerinde, 4 santimetrenin altındaki böbrek tümörlerinde başarıyla uygulanmaktadır. Etkinliği son derece yüksek bir tedavi olduğunu söyleyebilirim. Bir şey unuttum mu bilmiyorum. Tabii ki bunlar çok çok yeni tedaviler. Ya hocam işte 3-5 yıllık tedavi mi bize uyguluyorsun gibi düşünmeyin. Neye göre çok yeni tedaviler? Bakın ben buraya not almıştım. İlk yapılan böbrek ameliyatı, yani işte böbreğin çıkarılma ameliyatı, ilk yapılan ameliyat 1869 yılında Gustav Simon tarafından yapılmış. 1869'da 1881'de Atatürk doğmuştu. Düşünün, 1869'da ilk açık böbrek ameliyatı yapılıyor Gustav Simon tarafından. Yani böbrek alınması ameliyatı tabii ki 150 yıllık bir ameliyat belki, ama ilk laparoskopik böbrek ameliyatı ne zaman yapılıyor? Ameliyat, yani dışarıdan kameralarla girerek hastayı açmadan yapılan laparoskopi ameliyatı ne zaman yapılıyor? 1990. Yani kaç yıl oluyor? 32 yıl, 32 yıl önce. Peki bizim ablasyon tedavimiz ne zamandan beri var? Yaklaşık 15 yıldır. Yani çok yeni bir tedavi ama yani 15 yıldır da yapılan bir tedavi. En azından 15 yıldır diyelim. 15 ila 20 yıl ara 20 yıldır yapılan bir tedavi diyebiliriz. Laparoskopik nefrektomi bugün artık genel cerrahların, ürologların dışarıdan kameralarla girerek bütün böbreği aldığı nefrektomi ameliyatları da 1990'dan beri yapılıyor. Onu da Kleiman yapmış. Washington Üniversitesi'nde ilk laparoskopik böbrek ameliyatını Kleiman isimli doktor hocamız 1990'da gerçekleştirmiş. Yani tabii ki 1869'dan 1990'a kadar beklenip bu arada o kadar zaman sonra laparoskopik yapılabiliyor. 2010'lardan beri de kriyoablasyon tedavisi yapılıyor diyebilirim. Nispeten yeni, bütün dünyanın da kullandığı bir yöntem. Başka bir şey var mı unuttuğum? Yani bu böbrek kanserlerinde kullandığımız kriyoablasyon tedavisini niye bu kadar bekledik, video yapmadık bilmiyorum. Belki başka kriyoablasyonla ilgili başka işlere daldığımız için olabilir. Ama bütün dünyada kriyoablasyon denince en çok yapılan tedavilerden biri böbrek tümörleri. Yani aslında böbrek tümörlerinin daha çok böbrek tümörlerinde çok uzun zamandır kullanılan bir yöntem. Ama kriyoablasyon artık günümüzde memede, kemikte, karaciğerde, akciğerde, yumuşak dokuda, dezmoid tümörlerde, iyi huylu kanser, iyi huylu tümörlerde de memedeki fibroadenomlarda yine orada da kullanılıyor. Artık birçok rahim ağzında, onu da söyleyelim, kriyoablasyon uygulanıyor. Yani aslında kriyoablasyon artık çok geniş bir ablasyon perspektifi var. Bu saydığım bütün organlarda kriyoablasyon tedavisi yapılıyor ama dediğim gibi en çok yapılan alan aslında prostat ve böbrek tümörleri. Prostat tümörlerinde açık olarak yapılmaya başlandı. Şimdi artık kapalı olarak kriyoablasyon tedavisi yapılıyor. Evet, gökyüzü manzaralı şöyle manzarayı göstereyim. Şurada bir böyle bir kule var. Böyle arkada bir roket uçak geçiyordu. Onu da çekmiş oldum. Evet, gökyüzü manzaralı.
Bir Viyana, iki Londra seyahati sonrasında gerçekleştirdiğimiz gökyüzü manzaralı böbrek tümörlerinde kriyoablasyon tedavisi konulu videomuzun sonuna geldik. Bu eğlenceli videomuzu sonuna kadar seyrettiğiniz için bu saate kadar, bu dakikalara kadar halen bizimle olup bu videoyu sonuna kadar seyreden kişilere ya da yarım bırakıp ayrılan kişilere de teşekkür ediyoruz. Onca kedi videosu arasında, onca eğlenceli video arasında bizim için bu sağlık videolarına, kedi videolarına tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize İyi bakın. Bir sonraki videomuzu da sanırım meme fibroadenomlarında kriyoablasyon tedavisi üzerine yapabiliriz. Aslında çok konumuz var, çok da istek var. İşte artık bundan sonra biraz daha fazla video çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.